Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Mayıs ayı sizin için kariyerinizle ilgili alanlarda çok güçlü tesirler getiriyor ve önemli fırsatlar da karşınıza çıkarabilir. Evet, Boğa burcunda güçlü bir gezegen geçişi görüyoruz. Mayıs ayında Güneş ayın 20'sine kadar kariyer evinizde parlayacak. Güneşle beraber Venüs, Jüpiter, Uranüs ve ayın ikinci yarısında Merkür de Boğa burcuna dahil olacak. Dolayısıyla bu ay özellikle toplum önündeki statünüz, gelecekle ilgili planlarınız, kariyeriniz, iş konuları, meslek konuları biraz daha böyle görünür hale gelir ve önemli etkiler altında olabilirsiniz. Enerjimizi yöneten Mars ay boyunca Koç burcunda. Şimdi Mars'tan da çok güzel bir etki alıyorsunuz. Bunu unutmayalım. Enerjiniz yüksek, özgüveniniz yüksek. Bu da sizi daha cesur, daha girişken yapabilir. Çok da hareketlilik var. 9. evde bir Mars. Hani yeni şeyleri öğrenme konularında, yani eğitim konuları, kültürel aktiviteler, işte geziler, seyahatler, yurt dışı etkileri, yabancılarla ilişkiler falan bunları çok arttırıyor. Bununla beraber işte öğrenciler için eğitim konuları, akademik çalışmalar falan buralarda çok yine enerjinizi harcayacağınız bir dönem. Merkür zaten biliyorsunuz uzun süredir hani Koç burcunda geriliyordu. Bu ay artık Koç burcunda ileri hareketli olacak. Dolayısıyla hani o yarım kalmış işler, geciken konular falan hani bunları bu ay daha rahat çözümleyebileceksiniz. Ve ayın 8'inde 18 derece Boğa burcunda yeni ay var ve bu yeni ay sırasında tabii ki Venüs yönetici gezegen, o da Boğa burcunda. Üstelik Balık burcundaki Satürn'le de güzel bir açısı var bu yeni ayın. Hani sizin için kariyerle ilgili alanlarda önemli bir yapılandırma söz konusu. Bu bir yeni işe başlama, bir mesleğe başlama olabilir. Veya hani çalışıyorsanız hani burada bir görevle ilgili yeni bir yapılandırma, belki bir terfi alabilirsiniz. Kariyerinizde hani statünüzü etkileyecek konular olabilir. Bunlar ilişkilerle de bağlantılı olabilir tabii. Yani işbirlikleri, ortaklıklar veya evlilik, işte bir evliliği başlamanız ya da bir evliliği bitirmeniz, yani bunlar da kariyerdir ve tabii ki kariyerinizi etkileyecek konularda güçlü tesirler alabilirsiniz. Çünkü Plüto ilişki evinizde tüm bu güçlü dönüşümler için bu ay önemli etkiler de getiriyor hayatınıza. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için etkileri artabilir. Tabii ki güneş dışında birçok gezegen de Boğa burcunda olduğu için aslında önemli tesirler alıyorsunuz. Çünkü Güneş, özellikle Jüpiter'in Uranüs'le birleşimi 21 Nisan'da biliyorsunuz gerçekleşti. Bu ay da devam ediyor. Jüpiter Boğa burcunda size şu anda kariyer ve iş konularında toplumdaki statünüzde güçlenme ve büyüme imkanlarını veriyor ve bu ay da verecek. 26 Mayıs'tan itibaren Jüpiter artık Boğa'dan ayrılıp ikizlere geçeceği için son fırsatlar bunlar. Ama unutmayın, Jüpiter burcumuzdan çıkmadan önce ödüllerini de bize büyük oranda verebilir ve bu ayda güzel, çok güçlü kavuşumlar yapıyor. Ve 13 Mayıs'ta Güneş'in Uranüs'te kavuşumu var. İlginç sürprizlere hazır olmakta fayda var. Kariyerinizi etkileyebilecek. Yani bir anda teklifler gelir ya da siz hızlı bir karar verebilirsiniz. Biraz hani mesleki değişimler için de cesaretiniz artıyor bu dönemde. Yani İşte cesaretle adım atmanız, işte kendi işinizi kurmanız ya da çalıştığınız yerden ayrılmanız, farklı bir alana geçmeniz, hani bu yer değişiklikleri, taşınmalar da olabilir. Yani bölgesel yer değişiklikleri de olabilir hayatınızda. Bunlar da mümkün. Bazılarınız için biraz çocuklarla ilgili ebeveynler ya da sizin ebeveyn olmanız, hani bunlar da tabii ki kariyerinizi etkileyebilecek konular olabilir. 18 Mayıs yine çok dikkat çeken bir gün. 17, 18, 19 Mayıs özellikle Güneş Jüpiter büyük kavuşumu yine çok şanslı bir etki getiriyor. Aynı gün Venüs Uranüs kavuşumu yine Boğa burcunda. Önemli fırsatlar, büyüme fırsatları, dikkat çekme bir başarı. Hani bu ay sizi ünlü edebilir sevgili aslanlar. Yani emek harcadığınız, böyle çaba harcadığınız çalışmalarınız karşılığını bulabilir. Gerçekten başkalarının dikkatini çekebilir. Güçlü bir başarı elde edebilirsiniz. Güçlü bir terfi olabilir mesleki anlamda örneğin. 20 Mayıs'tan itibaren Güneş İkizler Burcu'na geçecek. Güneş'in İkizler Burcu'na geçişi tabii ki bir enerji değişim. Biraz böyle hareketlilik, sosyalleşme, iletişim, İşte yakın çevre ilişkileri, seyahatler bu fırsatları arttırmaya başlayacak. Ve 23 Mayıs'ta Yay burcunun 2 derecesinde sizin için çok keyifli bir dolunay meydana geliyor. Şans evinizde
5. evinize eğlenceli bir dolunay bu. Üstelik Plüto'yla da çok güzel bir açısı var bu dolunayın. Dolunay sırasında yine Jüpiter'le Venüs'ün muhteşem bir kavuşumu söz konusu. Güneş Plüto'yla yine güzel bir üçgen, hava üçgeni oluşturacak ki hava elementi sizin dost bir burcunuz. Üstelik dolunay ateş elementinde, sizin gibi ateş elementinde olacak 5. evinizde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa, böyle 0 ile 5 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa, bu dolunaydan çok daha önemli, çok daha güzel etkiler alabilirsiniz. Böyle umut ettiğiniz, size heyecan verecek, sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Bu bir aşk olabilir. Bir ilişki, bir evlilik teklifi olabilir. Çocuk sahibi olmak, işte hamilelik, doğum gibi, özellikle sizin çocuklarınızla ilgili bir konu olabilir. Ya da çocuklarınız varsa onların hayatlarında sizi mutlu edecek konular olabilir. Bir sınav başarısı, onların yaşamlarında olacak güzel gelişmeler olabilir. Parasal kazançlar tabii ki, özellikle biraz hani şans faktörü, işte yatırımlar, borsa ve benzeri alanlarda şanslarınızın da olduğu bir ay, unutmayın. Özel, ama çok da risk almamak gerekiyor. İyi yönettiğiniz takdirde ilginç fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bununla birlikte 5. ev, yani her türlü kişisel girişim, yaratıcılık, sanatsal konular, rekabet içerikli alanlarda şans fırsatı, işte bir yarışmaya dahil oluyorsanız, sporcuysanız, sanatçıysanız bir başarı gelebilir örneğin. Başkalarının dikkatini çekebilir, başarı alabilir, alkış alabilirsiniz. Ünlü olabilirsiniz, ünlüyseniz daha fazla takdir edilebilirsiniz. Size başarı getirebilecek güzel etkileri var bu dolunayın sevgili aslanlar. Ve ayın son günlerinde ikizler burcunda önemli geçişlerimiz var. Ve Güneş'in Venüs'ün yanına 26 Mayıs'ta tüm heybetiyle Jüpiter'de geliyor ve 2025 Haziran'a kadar Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak. 11. evinize gelecek. Yine güzel bir evdir burası. Güzel bir alandır haritalarımızda. 11. ev, özellikle Jüpiter geçişi, sosyal çevrenizi genişletebilir. Yeni insanlar, yeni arkadaşlar, yeni çevreler anlamına geliyor. Ve İkizler'de bir Jüpiter bilgi, eğitim, ticari aktiviteler konusunda daha fazla fırsat karşınıza çıkarabilir. Mesleğiniz özellikle bu alanlardaysa mesela daha fazla iş imkanı da çıkarabilir. Ayın son günlerinde 30 Mayıs, 31 Mayıs Jüpiter-Plüto üçgenini görüyoruz. Gerçekten çok muhteşem bir etki var gökyüzünde, hava elementinde. Bu da iletişim, bilgi trafiği demek. İşte seyahatler artabilir, hareket artabilir. Siz de çok güzel, keyifli bir seyahat yapabilirsiniz. Eşinizden aynı şekilde böyle bir belki sürpriz bir tatil, bir seyahat fırsatı olabilir. Gittiğiniz seyahatlerde tanışmalarınız olabilir. Güzel arkadaşlıklar, hatta uzun vadeli ilişkilere dönüşebilecek arkadaş gruplarınızla böyle güzel teklifler karşınıza gelebilir. İş fırsatları söz konusu olabilir. Sevgili aslanlar, ay gördüğünüz gibi genel itibariyle önemli fırsatlar, çok güzel gelişim imkanları karşımıza çıkarıyor. Umarım bu fırsatları iyi değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.